Söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıkta. Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın madeni projesi kamuoyunun gündeminde. Tartışmalar arama alanının Kaz Dağları'nı kapsayıp kapsamadığı siyanür ve kesilen ağaç sayısına odaklanıyor. Bazı kesimler maden aramasının Kaz Dağları'nda yapıldığını öne sürdü, protestolar düzenledi. Hükümet ise arama yapılan alanın Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Ayrıca muhalefetin temel metni olan CHP raporunda da Kaz Dağları ifadesi yer almıyor. Bahsedilen madenin Kaz Dağları'nda olduğu şeklindeki haberlerin yalan olduğu açıktır. Bir başka tartışma ise ÇED raporu. Kirazlı bölgesine maden ruhsatı 2001 yılında verildi. Muhalefet ise bilirkişi raporunun şaibeli olduğunu öne sürüyor. Bu izinler İktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. En yaygın itirazsa siyanürle altın aranacağı, siyanürün yeraltı sularına karışarak içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nı kirleteceği yönünde. Hükümet ise siyanürle ayrıştırma işlemi yapıldığını belirtiyor. Siyanürle arama, siyanürle çıkarma gibisinden bir işlem kesinlikle söz konusu değil. Ayrıştırma ile ilgili işlemler zaten kapalı havuzlarda, izole yerlerde, kapalı mekanlarda gerçekleştiriliyor. Protestolar kesilen ağaç sayısı üzerinden de yapılıyor. Ana Muhalefet Partisi ve bazı çevreciler 195 bin ağaç kesildiğini öne sürüyor. Hükümetten yapılan açıklamadaysa 13 bin ağaç kesildi, 14 bin dikildi denildi. 13 bin civarındaki kesimin yerine ki 195 binden bahsediyorlar, doğru değildir. 14 bin civarında yeni ekim yapılmıştır. Projeyi Kanadalı firmanın yürütmesi ise eleştiri konusu. Maden projesinin kamu eliyle yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.